Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. 17-23 Ağustos haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili balıklar yeni ay haftasındayız. Hafta başında ay aslan burcuna geçiyor. Ve artık kapanan fazla, hafta boyunca ay karanlık fazla olacak, ışığını göremeyeceğiz. Özellikle pazartesi ve salı günü duygusal anlamda da daha içe dönük olabiliriz. Bu bir şekilde bir öyle bir tefekkür etmek, bir böyle bir maneviyata yönelmek için de iyi bir fırsat. Hem geçtiğimiz haftanın birkaç haftanın konularını da gözden geçirebiliriz, değerlendirebiliriz. Bir yandan da yeni ay hedeflerimize odaklanabiliriz. Beklentilerimizi şöyle bir gözden geçirebiliriz. 19 Ağustos'ta sabah 5.41'de 26 derece Aslan burcunda yeni ay doğacak. Bu yeni ay sizin 6. evinizde doğuyor. Yeni ay yeni olasılıklar demek, yeni başlangıçlar demek. Özellikle Eylül başına kadar olan süreçte bu yeni ay enerjileriyle beraber günlük hayatınızı şöyle bir gözden geçirebilirsiniz. Alışkanlıklarınızı gözden geçirebilirsiniz. Ee, belki beslenme düzeninizi değiştireceksiniz, sağlık kontrolleri yaptırabilirsiniz. Bir sorununuz varsa şifa arayışı, bir tedavi yöntemi başlangıcı gündemde olabilir. E, giyim kuşamınızı gözden geçirebilir e, çalışma ortamlarınızı, yaşam alanlarınızı şöyle bir düzenleyebilirsiniz e, evcil hayvanlarla ilgili konularda var. Birçok balık burcu belki bir evcil hayvan edinebilir. Bir kedi yavrusu alabilirsiniz. Yani bunlar yeni ayın konu ve kavramları içerisinde olabilir tabii ki. Yeni ayın hemen ardından Merkür 20 Ağustos'ta Başak Burcu'na geçiyor 22 Ağustos'ta ise Güneş Başak Burcu'na geçecek ve 7. evimizi aydınlatmaya başlayacak. Bu tabii ki önemli bir enerji değişimi. Merkür 5 Eylül'e kadar Başak Burcu'nda olacak. Artık düşünceleriniz biraz hani iş birlikleri, ortaklıklar, eş konuları, partner konuları, ilişkilerinize odaklanmaya başlıyor. Belki işinizle bağlantılı bazı iş birlikleriniz var. Bunlarla ilgili konuşmalar, görüşmeler, yazışmalar, sözleşme, sözleşmeler olacak. Merkür Başak'ta ayrıntılara odaklanır. Çözüm odaklıdır. Yani e, detaylara dikkat eder, sorunları bulur ve sorunları pratik bir şekilde çözebilir. Yani sizde her türlü ilişki dinamiğinizde özel ilişkileriniz olabilir. İşbirliklerinizde, anlaşmalar, hizmet aldığınız kişilerle yapacağınız belki yenileyeceğiniz bazı anlaşmalar, sözleşmeler. Tüm bunların detaylarına şöyle bir odaklanıp, gerekliyle gereksizi ayrıştırıp gayet güzel, mantıklı, pratik çözümler bu dönemde bulabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşçakalın.